Merhaba arkadaşlar, Pestsevenler ve Likar'ın hoş geldiniz. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle hediyelerimize, etkinliklere ve pakete bakalım. Oyunculara bakalım. Sonrasında paket açılımı gerçekleştirelim. Yeni yıl kampanyasından dolayı haftalar öncesinde kampanya başlamıştı. Ve günlük girişlerden de 5. günde 50 futbol parası veriliyor. Bu günlük giriş kampanyası da Perşembe sona eriyor arkadaşlar. Buradan da son 50 futbol paramızı aldık. Inter Milan takımı için de son kez bir tane ücretsiz açma hakkımız verildi. Orada kalan bir futbolcu vardı. Onu da bununla çıkarmış olacağız. Ayrıca İtalya Epic paketi geldi. Yeni yılda ücretsiz Epic açma hakkı vereceklerini söylemişlerdi. Geçen hafta iki tane vermişlerdi. Şimdi de iki taneyi bugünkü gelen paketten verdiler. Bitti, bu kadar. Başka ücretsiz açma hakkı ne yazık ki yok arkadaşlar. Tamam diyelim. Hediyelerimiz bunlar. 50 futbol parası eğer 5. günde isek bugün, her gün oyuna giriş yapıyorsak 5. gün bugüne denk gelmekte. Yanında da 3 tane ücretsiz açma hakkı. Hediyelerimizi hemen alalım. Haftalık etkinliklere bakalım. Az etkinlik var arkadaşlar. Pazartesi etkinlikleri geldi. Bir tane sol üst tarafta var. 50 futbol parası kazandığımız İtalya Ligi temalı etkinliğimiz var. 50 futbol parası ve 3 tane beceri antrenörü kazanabiliyoruz. Tekrardan kontrol edelim. 1, 2 de burada. Bir de yanında 50 futbol parası. Hemen YZ'ye karşı bölümde de yine İtalya Ligi etkinliği var. 30-30-60 bin ve bir tane beceri antrenörü. 60 bin GP, 50 futbol parası, 4 tane beceri antrenörü. 50 futbol parası da günlük girişlerden geldi. 100 futbol parası. Sözleşme kısmına geçtiğimizde ise 3 tane ücretsiz açma hakkımız var. Bugün gelen epikler beklenen epikler oldu. Seviyeler bile tuttu. Maldini, Aldair, Bergomi. Yanında da bazı 8 tane renkli kart futbolcu var ve geriye kalan futbolcular normal kart. Bugün gelen oyuncuların bir seviyelerini, özelliklerini hızlıca bakalım arkadaşlar. Burada sağ bek futbolcumuz Danilo 95'e kadar çıkıyor. Kadromuzda 98. Çok yüksek olmuş Danilo. Danilo'nun bu zamana kadar gelen en yüksek kartı olması lazım. Özellikleri de gayet güzel. Seviyesi de yüksek. Defansif orta sahamız var. 97'ye kadar çıkıyor tam ortası. Birçok özelliği iyi. Yani baktığımız zaman sol, orta ve sağ kısımdaki özellikler 80'in üzerinde. Burada Meret var, kalecimiz 96'ya kadar çıkmakta, 1.90 boyunda. Orta halli bir kaleci. Şimdi mesela Somer'i de bedavaya alabiliyoruz Inter Milan paketinden. Mancini var, 96, 1.90 boyunda. Hücumcu defans. Defansif özellikleri iyi ama eksik olduğu yanlar da var. Sağ beke baktığımız zaman Dumfries 97'ye kadar çıkıyor. Hücumcu bek oyun tarzıyla geldi. Bazen oyun tarzı değişiyor Dumfries'in. Sağ taraftaki özelliklerine baktığımız zaman hızlı bir oyuncu. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Savunmada da iyi olduğu yerler var ama orta konusu öyle çok iyi değil. Falsosu özellikle bayağı düşükmüş. Stoper futbolcusu var burada. Adını zor okuruz gibi. 98'e kadar çıkıyor. Yok edici 1.94 boyunda. Savunma özellikleri çok güzel. Hızlanması 74-69. Fiziksel temas da var, sıçrama da var, kafa vuruşu da var. Baya güzel bir savunma futbolcusu. Defansif orta sahamız 95'ten 98'e kadar çıkmakta. Tam orta saha oyun tarzına sahip. Savunması çok güzel. Defansif orta sahada göbekte, ofansif orta sahada en yüksek haliyle oynamakta. Çok hızlı bir futbolcu değil. Savunması da var. Topu ayağından da çok iyi çıkarabilir. Pas değerleri de bayağı bir güzel. Ve buradaki son futbolcumuz Kalulu. 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Yok edici, sağ bekte ve stoperde en yüksek haliyle oynamakta. Bir stoper için hız ve hızlama değerleri iyi. Savunma özellikleri de 91, 92, 91, 93 oralarda. Kötü de değil. Fiziksel temas, sıçrama. Boyu çok uzun değildi, değil mi? 1.82 boyunda. Uzun boylu birisi değil. Maldini'ye geçtiğimizde Milan takımının, İtalya futbolunun efsane isimlerinden bir tanesi. 98'den 102'ye kadar çıkıyor. 35 yaşındaki haliyle geliyor. İleri yaş haliyle. Yok edici oyun tarzına sahip Maldini. Savunma özellikleri mükemmel. 99, 99, 100, 96. Hız hızlanma değeri de yaşına göre iyi. Sıçrama fiziksel temasta 89, 86. Boyu 1.86. Boyu çok uzun boylu değil. Sol bekte kullanabiliriz ama pas değerleri o kadar fazla da yüksek değil. Kafa vuruşu 87. Tabii biz kendimiz istersek bazı şeylerini de değiştirebiliriz. Aldair'a baktığımızda 96'dan 100 seviyeye kadar çıkmakta. Bu futbolcumuz da yok edici. Savunma özellikleri güzel. 95, 92, 101, agresiflik 95. Tabii biz kendi istediğimiz şekilde yine değiştirebiliriz. Buradan biraz alıp başka yere de verebiliriz. Hızı 79, hızlanma 77. Stoper işini iyi. Fiziksel temas, sıçrama 88. Aldair'in boyu da uzun değil, 1.83.
Sadece stoperde yüksek haliyle oynamakta. Kafa vuruşu 82, fiziksel teması 88. Bazı özellikleri iyi ama keşke bazı özellikleri de iyi olsaydı. Şimdi hava hakimiyetinde sıkıntı olacak. Boyu çok uzun değil. Sıçraması 88, fiziksel temas 88. Hani belki oradan biraz kurtarmaya çalışır ama keşke boyu da böyle 1.90'larda olsa daha da güzel olabilirdi. Son futbolcumuz da Bergomi. 96'dan 100 seviyeye kadar çıkmakta. Savunmacı bek. Sağ bekte ve stoperde en yüksek haliyle oynamakta. Hızlı. 95 hız değeri var. Şut gücü bile çok yüksek. 98. Dayanıklılığı da gayet güzel. Ha çok ileri gitmez ama giderse git geldi de sıkıntı yaşamaz. Savunma özellikleri güzel. Yüksek tempası 81. Falsos 70'er. Falsos da bir 80 olsaydı daha da güzel olurdu. Savunma özellikleri gerçekten iyi. Yani kafa vuruşu, fiziksel temas, sıçrama 3'ü de 83. Savunma özellikleri de güzel. Zorlanırsak stopere bile çekebiliriz. Savunmacı bek boyu da 1.84. Savunmacı bek futbolcusu arıyorsak tam ideal futbolcu. Çok da güzel özellikleri varmış. Bir savunmacı bek olarak düşündüğümde isterdim. Yani sağ bekimde savunmacı oynatacaksam bu adam olsun isterdim. Şimdi geldik oyunumuza arkadaşlar. Önce Inter Milan paketini bir açalım. Bir tane açma hakkımız var. Sonra İtalya paketine geçelim. Bizde kim kalmış çıkarmadığımız? Cuadrado kalmış. Ha, bu futbolcuların ben içerisinde Hernandez'i fulledim. Kullanıyorum da onu. Ama diğerleri etkinliklerde işimize yarıyor. Etkinlik puanı daha fazla veriyor. Mesela İtalya Ligi etkinliği geldiğinde bu futbolcuları kadromuza alabiliriz. Cuadrado'yu da çıkardık. Şimdi ücretsizden tek atar mıyız? Hatta 10 farklı hesaptan da deneme yapabilirsek deneriz arkadaşlar. Belki yarın yetiştirmeye çalışırım. Hatta yeni hesap açılanlara Cruyff paketinden ve bu paketten iki tane veriliyor. Yani 4 tane ücretsiz açma hakkı bir anda verilmekte. Inter Milan paketleri de veriliyor. Şu an yeni hesap açmak için çok güzel bir zaman. Çarşambaya kadar eğer düşünüyorsanız Perşembeye kadar açabilirsiniz. Hem Inter Milan paketindeki o 8 futbolcu veriliyor. Yanında ücretsiz açma hakları. Ülkeyi Brezilya seçerseniz de Amerika ya da Meksika. Bir de 99 Zico. Yani yeni hesaba açılan bir hesap hazır kadroyla başlıyor. Şimdi biz bir deneyelim. 2 tane ücretsizimiz. Bir tane de paramızda açma hakkımız var. Maldini'ye tıkladık. Bizim kadro gücü de yüksekti arkadaşlar. Çok yüksekti. Şunu da birazcık düşürelim. 3126. Ben de böyle forma bakıyordum. O yüzden bu takımı seçtim. Logosu, amblemi biraz farklı geldi bana. Ha, forması da öyle çok ahım şahım değildi ama. Oyun planı listesi. 2609 olan şuna geçelim. Eskiden bir denemiştik. O zaman çıkardığımız futbolcuları kadroya almıştık. Hatırladım o kadroyu görünce. Şöyle birazcık özelliklerine bakalım. Hadi be. İşe yarar mı taktiğimiz? Ama ben Bergomi'yi daha çok isterdim. Savunmacı sağ bekim olsun. Costa Curta'yı da ileride çıkarırsak o da savunmacı bekti. Onu da sola yerleştirirsek iki tane de stoper dörtlüyü çıkarmayız ileri. En sonda kim varmış? Zerbin. Birkaç futbolcuya tıkladık. Bakalım işe yarayacak mı? İptal et. Şöyle ikinci de basılı tuttuk. Şimdi bastık. Ücretsize kime tek atacağız? Somer geldi. 4 yıldızlımış Somer'de. Zaten bedava Inter Milan paketinden çıkardık. İkinci de bastık. Havaya fişekler patlar mı? Yok olmadı ama çatapatlar uçuşuyor havada. Ücretsizden ikinciye giren isim. 3 yıldızlı ofansif orta saha. Şimdi de paramızla açalım arkadaşlar. Bir tane açma hakkımız var. Bize ücretsizlere vermedi. Geçen hafta da vermedi. Paramızla deneyelim. Şu renklerden herhangi birkaç tanesine tıkladık. Sonra geri diyelim. 900'e basalım. Yok paramız. Verdik 100'e. Aha geliyor. Şimdi ne geliyor? Bir şey geliyor şu an. Vay be, uzun süre sonra şöyle bir ekran gördük. Bergomi. Bergomi geldi. Ben de zaten en çok kendisini istiyordum arkadaşlar. 100 e-futbol parasına tek attık. Ücretsize çıkaramadık ama 100 e-futbol parasına çok sağlam bir savunmacı bekimiz geldi. Gelişi de bu şekildemiş. Böyle kayar mı? Tam da kaydı. Çok güzel bir pozda verdi. Vay be. Uzun süre sonra yine 100 e-futbol parasına epik plan çıkarıyoruz. En son biz bunu bir haftada iki tane epik çıkarmıştık. Muhammed Salah ya da Gullit miydi? Bir hafta üst üste böyle tek fön atmıştık.
Yani ondan beridir bir şey çıkaramıyorduk ve Bergomi'yi çıkardık. Hem de 100 futbol parasına. Çok güzel oldu bu. Ben de sağ bekte aslında vardı isim ama savunmacı bek oldu. Çünkü bazen özellikle de yukarı doğru klasmanlara çıktığımda güçlü rakiplere karşı savunmacı bek kullanmak da istiyorum. Geldik buraya yerleştirdik. Şimdilik hızlı bir şekilde yapalım. Sonrasında oynattıktan sonra Perşembe'ye kadar ilerleme puanlarını sıfırlama ücretsiz. Tekrardan düzenlemeler yapabiliriz. Hatta şu yüzük kaç tane işe yarıyor? Bu kadar antrenör yetiyormuş kendisi için. Otomatik dağıtalım. 96'ya kadar çıkardı. Sonra tekrardan özelliklerine bakalım. Kadromuzda 100. Bende bir de güçlendirici menajer vardı. Acaba bir etkisi var mı? Arteta'ya bakalım. Takım oyun tarzı. Top çevirme. Herhangi Arteta'nın herhangi bir etkisi olmadı. Arteta galiba alçaktan pasını bir seviye arttırıyordu. Stoperde sağ bekte kullanabiliriz. Zorlanırsak sol bekte, sağ kanatta da kullanabiliyoruz. Tabii biz kendimiz yine değiştirebiliriz. Falsosu düşüktü. Savunma özellikleri bir bek için çok güzel. Hızlanma, şut gücü değerleri de çok iyi. Dayanıklılığı da var. Zayıf ayağını kullanmıyormuş. Yani neredeyse asla diyor, asla diyor. Kullanırsa da orta. Kafa yükselen şut, uzun mesafe şut çekme, dış plaseci, adam markajı. Ama ayağın dışını kullanabiliyor. Bu da güzel. Top kesme, kayrak müdahale. Savunma özelliklerin, becerilerin neredeyse hepsi var bu adamda. Şimdi sol beke çekersek 93. Hani sağ kanat da olsa yine büyük ihtimalle 93'tü. Stopere çektiğimizde de 100 seviyeli yine. Çok güzel bir bek futbolcusu. Savunmacı bek arıyorsak ideal savunmacı beklerden bir tanesi çıktı bize. Darısı sizlere arkadaşlar. İnşallah sizler de en çok istediğinize tek atarsınız. Siz ücretsiz açma hakkını denediniz mi? Herhangi güzel futbolcu geldi mi? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.